Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu hafta gündem videomuzla karşınızdayız. Malum Ramazan'ın son günlerine doğru geliyoruz. Önümüzdeki günlerde Ramazan bayramı olacak ve herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Bu haftaki konumuza geçen hafta sorduğumuz bir sorunun cevabıyla başlamak istiyorum. Geçen hafta Anka 3'ü anlatırken bazı izleyicilerimiz bir önceki programlarda da sormuştu. Kızıl Elma'da durum nedir? Son bir yıldır haber alamıyoruz diye. Ve adeta bizim bu videonun üzerine de Selçuk Bayraktar bir paylaşım yaptı. Baykar'ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde sahur ziyareti gerçekleştirdi. Bu sahur ziyaretini de hem Çorlu'daki test merkezi, burada Akıncı ve Kızıl Elma test ediliyor. Aynı zamanda da TB3 test yapılıyor. Bir de Keşan'daki eğitim merkezi. Keşan'daki eğitim merkezinde de TB2 operasyonları ağırlıklı olarak yapılıyor. Üretilen TB2'ler orada test uçuşuna çıkıyor veya ihraç edilen ülkelerin personeli Keşan'da eğitim görüyor. Buralara birer sahur ziyareti gerçekleştirdi. Çorlu'ya yaptığı sahur ziyareti sırasında hangarda toplu bir fotoğraf çekildi. Bu fotoğrafta da en önde personelin hemen arkasında en önde TB3, onun arkasında Akıncı ve onun arkasında da Kızıl Elma'yı görmüş olduk. Kızıl Elma'nın ilk prototipi TC-ÖZB tescilli ve uçağın burnunda da Baykar'ın tabii kurucusu Haluk Bey'in, Selçuk Bey'in babaları Özdemir Bayraktar'ın ismi yazıyor. Bu şekilde de prototipin burada olduğunu görmüş olduk. Ama dediğim gibi pek fazla uçuş takip sistemlerinden uçağın testleriyle ilgili takipleri pek göremiyoruz. Ki bu aralar TB3 hemen hemen her gün uçuyor, onu takip ediyorken Kızıl Elma'dan da bir test bilgisi alamıyoruz. Muhtemel testleri devam ediyor. Bir de tabii ki önemli bir durum var. Bunlarla ilgili hava kuvvetleri için tasarım öz kaynaklarla geliştiriliyor. Muhtemel bunlar için kısa süre içerisinde bir siparişin, resmi bir siparişin ben açıkçası gelmesini bekliyorum. Bu açıdan da Kızıl Elma'yı görmüş olduk. Geçen haftaki sorumuzun da cevabı bu açıdan verilmiş olsun. Gelelim ikinci konumuza. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat önemli bir açıklamada bulundu. Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada hatırlayacaksınız Türk Hava Yolları'nın oldukça büyük bir uçak siparişi vardı ve bu anlaşma da Airbus'la gerçekleştirilmişti. Tam 345 adet Airbus önümüzdeki yıllarda TE filosuna katılacak. Bu alımla birlikte uzun menzilde de Airbus A350 yolcu uçaklarının alımı için imza atılmıştı. Ahmet Bolat dedi ki bu alım Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık bir katkıda bulunacak. 30 şirket belirledik. Bunların başında Türk Havacılık Uzay Sanayi, TEİ, Havelsan gibi şirketlerimiz geliyor. Bunların arasında daha ufak şirketler de var. Ve bu şirketlere iş payı gelecek. Nereden gelecek iş payı? Bir kısmı İngiliz motor imalatçısı Rolls-Royce'dan. A350'de Rolls-Royce'un motorları kullanılıyor. Keza gövde konusunda Airbus'ta Türkiye iş payı verecek. Bakalım bunu merakla bekliyoruz nasıl gerçekleşecek diye. Diğer taraftan Airbus'ta bir anlaşma gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları'nın da 2033 planı yaklaşık 800 uçaklık bir filo. Bu uçaklardan bir kısmı tabii mevcut filo içerisinde gençlerden de olacak. 10 yıl sonrası için konuşuyoruz. Ve Türk Hava Yolları'nın da 600 civarında uçak alması lazım. Bunun 345'i Airbus'tan alındı. Muhtemel kalanları da Boeing'den gelecek. Ama şu ana kadar Boeing'le ilgili bir anlaşma yok. Malum işte 737 Max'lerin durumları daha tam netleşmiş değil. Ben uzun menzilde de Türk Hava Yolları'nın bir miktar 787 veya 777X de olabilir. Bakalım bunlar arasında bir tercih yapabilir. Ve bu şekilde filosundaki denge durumunu devam ettireceğini zannediyorum. Muhtemel Türk Hava Yolları'nın Boeing'le yapacağı açıklama, anlaşma ki muhtemel işte 300'e yakın bir uçak olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu konuda görüşmelerin yapıldığını Türk Hava Yolları'nın mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, yani yeni tabirle CFO'su doçent doktor Murat Şeker bir açıklama yaparak paylaşmıştı, verdiği röportajda. Bu açıdan da bu iş nereye gidecek? Türkiye için çok çok önemli bir katkı. Uçak alımlarında Türk Hava Yolları uzun yıllardır offset olarak adlandırılıyor bu durum. Offsetlere pek yanaşmıyordu. Offset dediğiniz zaman o paranın ülkede bir miktarının kalması. Fakat
Burada imalatçılar zaten normalde anlaşmaları giden rekabetçi bir ihaleyle birine veriyorlar bir parça üretimini. Ve burada Türk Hava Yolları çok açıkçası geçmişte çok ısrarcı olmuyordu. Amaç burada uçağın fiyatını düşürmekten yana kullanılıyordu. Şimdi bunun en azından ülke ekonomisine doğru yönlendirilmesi çok çok önemli. Burada da tabii ki Türkiye'de işte başta TUSAŞ, TEİ, Havelsan gibi şirketlerimizin rekabetçi olması ve uygun üretim maliyeti verebilmesi de etkili. Umarım bu alımlar kalıcı olur. Kalıcı işler getirir bu üretici şirketlerimize. Sonuçta yolcu uçağı her zaman peynir ekmek gibi satılan bir ürün ve bu üründen de biraz Türkiye'ye pay kapmak önemli diye düşünüyorum. Gündemimizle ilgili bir önemli konu da Yunanistan'da başlayan tatbikat. Bu tatbikat Hineos adını taşıyor. Sanıyorum o şekilde Yunanca telaffuz ediliyor. Ve bu tatbikatta işte Amerika, Fransa, İspanya gibi ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan ve çok önemli Katar katılıyor. İngiltere'nin, Amerika'nın, Kıbrıs Rum kesiminin, Kanada'nın, Romanya'nın katıldığı bu büyük tatbikatta aslında çok önemli bir bizim Anadolu Kartalı'nın da bir rakibi aslında. Girit'te yapılıyor bu tatbikat. Bu tatbikata gerçekten gelişmiş uçaklar geliyor, katılıyor. Aynı zamanda Yunan donanması, kara kuvvetleri, özel kuvvetler de bu tatbikat içerisinde yer alıyor. Günümüzde dünya bu kadar ısınırken bu tür tatbikatlar yeni taktiklerin değerlendirilmesi, birlikte operasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından çok çok önemli. Hatırlayacaksınız Türkiye'nin Suudi Arabistan'la, Mısır'la ilişkileri en böyle kötü dönemde, buna Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ekleyelim. Bu ülkeler Yunanistan'da yapılan bu Girit'teki tatbikata gitmeye başlamıştı. Sonrasında Türkiye'nin diplomatik açıdan attığı adımlar, ilişkilerin biraz gelişmesiyle birlikte Suudi Arabistan, Konya'da bizim Anadolu tatbikatına, Anadolu Kartalı tatbikatına gelmişti. Zaten o Anadolu Kartalı tatbikatının önemli katılımcıları arasında Katar, Pakistan uzun yıllardır yer almakta. Hatta İngilizler, bir dönem Amerikalılar da gelmekteydi. Şimdi bu tür uluslararası tatbikatlarda dış ilişkiler çok çok önemli. Burada Yunanistan açıkçası Türkiye'nin bu diplomatik durumunu da, dış ilişkiler durumunu da kullanarak o bölgeden normalde hiç gelmeyecek ülkeleri kendine çekmeye başladı. Tabii ki beraber hareket ettiğiniz zaman işbirliği artıyor. Onlara yani gelen personeli ağırlıyorsunuz. İşin bir tatbikat ekonomisi kısmı var. İşte yakıt veriyorsunuz uçaklara. Onları görüyorsunuz, tartıyorsunuz. Çok değerli bilgiler gelmeye başlıyor. Bu açıdan bu tatbikata Katar'ın, özellikle de Katar'ın gitmesi oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Konya'ya da bu yıl pist bakımları gerçekleştiriliyor. Bu nedenden dolayı uluslararası anlamda farklı yabancı hava kuvvetlerinin geldiği Anadolu Kartalı tatbikatı yapılmayacak. 2025 yılına ertelendi. Normalde yılda ortalama 4 Anadolu Kartalı tatbikatı yapılıyor. Bunların ilk ve sonuncuları milli katılım, yani Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içinde yapıyor. Kalan ikisi, işte bir tanesi genellikle Batı ülkeleri geliyor. İşte İngiltere tatbikat gördü mü katılıyor. Bazen işte ilişkileri ise Amerika geliyor veya daha Batı ülkeler. Geçmişte işte İtalyanlar geldi, İspanyollar geldi, farklı farklı ülkeler katıldı. Bir tanesi de genellikle işte Katar'ın, Pakistan'ın, Azerbaycan geliyor. Bu ülkelerle birlikte oluşturulan ikinci tatbikat. Bu sene tabii bu uluslararası katılımlı tatbikatlar yok. Bu tatbikatların bizler açısından, ben basın gününe gidiyorum. Bir de hava fotoğrafçıları için açılan spotter deniyor onlara. Onlar var, ne yazık ki yapılmayacak. Yabancılar da Türk Hava Kuvvetleri'ni çok ciddi yakından takip ediyorlar. Onlara açısından da merak dolu bir organizasyon ama biraz bu konuda ağırlık Girit üzerinden Yunanistan'a kaymış durumda. Umarım gelişecek dış ilişkilerle birlikte tekrar Anadolu Kartalı o eski kalabalık günlerine döner diye umuyorum. Burada da şöyle bir tarih olarak parantez açmak gerekirse, zamanında bu tatbikata Çin bile gelmişti. O da oldukça ilginç bir durumdu. Türk Hava Kuvvetleri F-16'ları Çinlilerle birlikte uçuramamış ama onun yerine F-4 uçakları bu tatbikatta görev yapmıştı. Bu da oldukça ilginç bir durum olduğunu belirtmemde fayda var. Yunanistan demişken, Yunanistan 35 adet Sikorsky
UH60 ailesinin yeni modellerinden, güçlü modellerinden M modelini almak üzere gerekli ilgili onaylar kongreden çıktı. Bu yaklaşık 1 milyar 150 milyon euroluk bir alım gerçekleşecek. Ve Yunanlılar uzun yıllardır kullandığı UH-1 serisi helikopterleri, ki yaklaşık 56 adet UH-1'leri olduğu ifade ediliyor. Bunları 35 adetlik UH-60 M türü Sikorsky Black Hawk'larla değiştirecek. Burada bu 35'lik adet alımın opsiyonlar, yani kesin siparişe çevrilebilir 14 adeti var. Yani toplam 49 adete ulaşabileceği ifade ediliyor. Yunanların uzun süredir kara havacılıktaki eksik olan helikopter ihtiyacı da bu şekilde UH-60 M Black Hawk'larla karşılanacağını ifade edeyim. Bu arada bu helikopterlerin birçok parçasının da Türkiye'de üretilmiş olacağını da altını çizmiş olalım. Bakalım Yunanlar bunu tercih eder mi etmez mi, ama bazı parçalarda Türk Havacılık Uzay Sanayi, Alp Havacılık gibi şirketlerimiz adeta tek kaynak durumda. Bakalım neler gidecek Türkiye'den, ben de merak ediyorum. Şimdi gelelim Ankara'daki yangın olayına. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da hurdacıların olduğu, yoğun olduğu, lastiklerin bulunduğu, geri dönüşümün yapıldığı yerde yangın çıktı. Bu aslında bu yılın yaz sezonu için bir tür antrenman oldu. Kimler için oldu? Önce Türk Hava Kurumu'nun CL-215 tipi amfibik, hem suya hem karaya inebilen uçakları su attılar, kimyasal attılar, bu yangının söndürülmesine katkıda bulundular. İkincisi, jandarmanın envanterindeki TUSAŞ tarafından yapılmış T-70 helikopterleri gövde altlarına taktığı helitak ile burada bir söndürme operasyonu yaptılar. Helitak nedir? Normalde helikopter operasyonu aklınıza geldiği zaman helikopterin altına bir sepet takılıyor. Helikopter gidiyor bir işte göle veya havuza, o sepeti daldırıp suyu dolduruyor ve hedefine doğru götürüyor. Bu helitakta ise helikopterin gövde altında böyle bir özel bir su alınacak bir hazne var. O haznenin yanında da bir boru sistemi var. Buna helitak deniyor. Ve helikopter gelip işte o hortumu aşağı doğru sarkıtarak gerektiği zaman bir özel bir havuzdan, gölden, denizden nereden alabilirse bunu atıp yaklaşık 4500 litrelik su olan deposunu dolduruyor. Tabii 4500 litre diyoruz ama hava şartları, yapılan operasyon, uçuş mesafesi, nereye gidecek, gelecek gibi bunlar ince ince hesaplanıyor ve pilotlar tarafından karar veriliyor. Bazen işte bu miktar 4500'den 4200'e iniyor, 4000'e iniyor. Bunlar bu açıdan bir hesaplama, planlama sonrasında gerçekleşti. Heli taklardan jandarmanın elinde mevcut ve bu bizim bu son üretilen TUSAŞ tarafından teslim edilen T-70'lerin altına takılıyor. Şimdi heli taklarla birlikte bunların sahibi Orman Genel Müdürlüğü daha hızlı bir şekilde alıp vermiş durumda. Yaklaşık 6 aydır jandarma havacılık pilotları bunun eğitimlerini alıyorlar, tamamladılar. İlk denemesi de Ankara'daki yangında oldu. Bununla birlikte jandarma havacılığın envanterindeki Mi-17 helikopterleri var. Mi-17 helikopterlerine de gece görüş sistemiyle gece uçuş operasyon yapma özelliği kazandırılmış durumda. Onlar da altlarında sepetlerle uçuyorlar. Yani aslında 2024 veya sonraki yıllarda orman yangınları için jandarma çok ciddi bir rezerv güç oluşturmuş durumda. Yani normalde işte kiralanan uçaklar, helikopterler yetersiz kaldığı durumlarda onlar devreye gidecek. Pilotlar sürekli eğitim halinde gece operasyon yapabiliyorlar. Aynı zamanda bu anlattığımız helitak da gece kullanılabiliyor. Bu açıdan jandarma havacılık yeni bir sayfa açtı. Jandarma ile birlikte emniyet havacılık, sahil güvenlik, bunların üçü de İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Onlar da yedek rezerv güç olmak üzere gerekli hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. Türkiye kendi devlet helikopter ve uçaklarını verimli kullanmak amacıyla bu tür adamlar çok çok önemli. Aynı zamanda hava kuvvetlerinin nakliye uçakları da kargo bölümüne konulan özel söndürme kitlerini atarak, içerisinde işte özel malzemeler var, aynı bir paletli kargo gibi atarak, bunları yaparak onlar da yangın söndürmeye katkıda bulunuyor. Bir de tabii ki Türk Hava Kurumu'nun CL-215'lerinin bakımları TUSAŞ tarafından yapılıyor. Umarım 4 adet uçakları turboprop motora çevrilebilir özelliğe sahip bu projede gündeme gelir. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çok daha detaylı bir arka plan dosyası size hazırlamayı hedefliyorum. Bu hafta benim için de oldukça hareketli geçti.
Dün yayına verdiğimiz uçak bakımcıları anlatan havacılığın gizli kahramanlarını size yayınladık. Milli Savunma Bakanlığı'nın organizasyonunda Eskişehir'de 1. Anadolu Üs Komutanlığı'nın misafiriydik. Orada 113. filonun bir F-16'sı nasıl çalıştırılıyor, ne yapıyor bunlarla ilgili size biraz arka planını dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bunlarla birlikte bir de tabii bir emeklilik uçuşuna katıldım. Pegasus Hava Yolları'nın çok değerli kaptan pilotlarından Cahit Taşbaş'ın son uçuşuna katıldım. Onlarla da çok güzel bir röportaj yaptık. Kendi hikayesini Cahit Taşbaş kaptanın beraber dinledik. Kendisi o da zamanında 113 filonun RF4 pilotlarından, keşif pilotlarından, Eskişehir'de de yıllar önce bizim hayatlarımız kesişmişti. Böylelikle Taşbaş kaptanın da son uçuşunun ilginç videosu önümüzdeki günlerde sizlerle buluşturacağım. Evet, bu haftalık gündemden haberler bu kadar. Ramazan bayramında görüşemezsek herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkes sevdiklerini görsün. Ramazan'dan sonra şöyle bir ağızlar tatlansın. Sağlıkla, mutlulukla bir bayram geçirsin dileklerimi sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.